Evet. Şimdi ax kare artı bx artı c eşittir sıfır gibi bir denklemin ee, delta eşittir b kare eksi 4ac diye bir şey var. Bu nereden geliyor? Tabii ki de bu hani öyle gökten gelmiyor. Ya da bu çok özel bir formül falan değil. Bu sadece bir isimlendirme akılla kalsın diye. Şimdi burada bekar eksi 4 ac'yi nereden gelip nereden gelmediğini şimdi beraber keşfedelim. Bunun kökleri de eksi b artı kök delta bölü 2a ee, diğer kökü de eksi b eksi kök delta bölü 2a oluyor. Şimdi köklerimiz bunlar. Bunlar nereden geliyor? Ondan sonra işte delta sıfırdan büyükse iki farklı iki farklı reel kök var, farklı reel kök var. Delta sıfır eşitse iki eşit kök var. Kökler çakışık dediğimiz. Delta sıfırdan küçükse kökler karmaşık sayı. Bunun sebebi nedir? Tabii önce basit bir iki uygulama yapsak. Yani mesela şöyle bir şey. X kare eksi 4x eksi 4x eksi kaç yaparsak olur? Çarpanlarına ayrılır. Eksi 3 artı 3 mi yapsak? Artı 3 eşittir 0 gibi bir şey yapsak. Bunu çarpanlarına ayırıyoruz işte. Bu diyoruz ki eksi 3'e eksi 1 çarpınca artı 3. Burada da şey var gene mesela x kare geldiğine göre bunlar x'li bir şey demek ki. Hani iki tane x'li ifadenin çarpımından x kare gelir. Ondan sonra çarpımları işte bunun yanındaki e, sabit sayıyla, bu yanındaki sabit sayı çarpılınca buradaki sabit sayıyı verecek bize. Demek ki 3 verecek. Çarpımları artı 3 olan. Daha sonra bunları dağıtınca bu x ile bu karşıdaki sabit çarpılacak. Bu x ile buradaki sabit çarpılacak. Buradan da bir şey gelecek. Dolayısıyla bu ee, çarpılan değerler, x işte ifadeler tekrar toplanacak ya. E, o zaman buraya kaç gelmeli? Aslında bu sorunun cevabı bu. x eksi 3'e x 1. Yani, yani çarpıyoruz ya mesela. Ee, buradan renk seçebiliyoruz mu? Evet. Şöyle çarptığımızda burası x kare. Buna bunu çarptığımızda eksi x. Bakın Buna bunu çarptığımızda eksi 3x. Hani demek istediğim bu toplanıyorlar demek istediğim. Bunları toplayınca eksi 4x. En sonunda eksi 3 ile eksi 1'i çarpınca artı 3. bunu geriye doğru düşünüyoruz aslında bu çarpanları ayırmada da. Bunun da bir sebebi var. Yani hiçbir şeyi ezbere söylemeye ben yapabiliriz buralarda. Ee, bu yapılıyor. Tamam okey bu güzel. Ama asıl orijinal şu. x kare eksi 4 x artı 3 var ya. Bunun köklerini bulmak için. Bunu tam kareye tamamlayabiliriz. Yani nasıl şuraya mesela düşündüğünüzde x kare eksi 4 x yanında ne lazım bize tam kare olması için artı 4 olması gerek ee, eksi 1 eşittir 0 gibi düşünebiliriz. 3'ü 4 eksi 1 diye yazabiliriz o zaman ya da her tarafa 1 ekleriz o da aynı mantık aslında eksi 1 karşı artı 1 olarak geçer diyebilirsiniz. E bunu yaptıktan sonra ne oluyor burası? x eksi 2'nin karesi x kare x 4 x artı 4 yapar eşittir 1. O zaman şimdi burada her taraftan kare kök olunca x eksi 2 eşittir 1 olmaz. Ne olur? x eksi 2'nin mutlak değeri 1 olur. Çünkü e, 1'in karesi de 1'dir. Eksi 1'in karesi de. Buradan da iki tane kök buluruz işte. x eksi 2 eşittir 1 deriz ya da x eksi 2 eşittir eksi 1 deriz x buradan 3 çıkar, x buradan 1 çıkar. Evet, şurada da hani x eşittir 0 deyince x ya 1, x ya da 3. Aynı sistem bu. Tam kareyi tamamlayarak böyle bir şey yapabiliriz. Evet. Ya buna ne gerek var? Bizim yöntemimiz daha kısa falan diyor olabilirsiniz. Güzel. Bazen tam kareyi tamamlamak çok işimize yarayacak. Şimdi benim söylediğim bir şey var. Her zaman derim ki işte bütün her şey tam kareyi tamamlamaktan geliyor. Çünkü bakın şöyle yapabilir miyiz? X kare eksi 4 X hmm, ne diyelim? B kare eksi 4 A C olacak. Eksi şu artı 6 olsa denklem. Çarpanlarını ayırabiliyor muyum? Ayıramıyorum gibi durdu. Deltasını bir kontrol edelim mi önceden? İşte bak bu deltayı kontrol etmek ne işe? Hızlandırıyor bizi sadece yani. Pratikleştiriyor. Onun için matematik var. Matematik bir kaldıraç gibi. Yani yeri geldiğinde işimizi kolaylaştırması için. 4'ün karesi 16 eksi 4 çarpı 6 değil mi? 24. İşte delta sıfırdan küçük oldu. 16'dan 24 çıkartırsanız eksi 8 bulursunuz. Delta sıfırdan küçük. bunun reel kökü yok mesela filan gibi. Şimdi bunu nasıl düşüneceğiz? Bu bir saat deminkini yapmak yerine. Ha bu arada önce delta sıfırdan büyük yapayım sonra delta sıfırdan küçük yapayım. Ee, kalem nereye koyuyor bu? Çiz deyince geliyor kalem herhalde. Şurada mı? Tamam. Ee, artı bir diyelim. Bunun delta sıfırdan büyük ama çarpanlarına ayrılamıyor. Az önceki gibi. Tam sayı şeklinde ayrılamıyor. Şimdi burada dedim ki kardeşim ne yapalım? Bunu x kare eksi 4x evet çok kötü bir patlama oldu x kare x 4 x yan tarafına ne yazmalıyım artı 4 yapmalıyım artı 4 eşittir şimdi az öncekinde öyle yaptık bunda da böyle yapalım her tarafa 3 ekleyelim eşittir 3 oluyor bakın bu x eksi 2'nin karesi o zaman kaç oldu 3 oldu her taraftan karekök alırsanız x eksi 2'nin mutlak değeri eşittir kök 3. Bakın şu artı eksi bir artılı bir eksili muhabbeti var ya mutlak değerde bir artılı bir eksili. Hep bak her şey birbiriyle örtüşüyor. Ya kök 3 olması gerek 1. 2 de x eksi 2 eksi kök 3 olması gerek. Buradan x 1 eşittir işte kök 3 artı 2. x 2 eşittir eksi kök 3 artı 2. İşte ne diyor? Bir diğerinin eşleniği olacak. Eğer e, kat sayıları e, reel şey reel değil. Rasyonel sayıysa köklerden biri diğerinin eşleniği olacak. Yani 2 artı kök 3 2 eksi kök 3 kat sayılar rasyonel Çünkü buradan irrasyonel bir ifade gelemeyeceği için şuradan geliyor irrasyonel ifade. O mutlak değerin sağ tarafından geliyor gün kare kök alıyoruz ya orada. O yüzden bir artılısı bir eksilisi geliyor köklü ifade. Şimdi bu diskriminantla çözmekten çok daha kısa geliyor bana. Bilemiyorum yani bence daha mantıklı. Hadi tamam şu birinci, ikinci tamam. Ama bu üçüncü de bu daha mantıklı geliyor. Bu delta sıfırdan büyük değil mi? Kökler. Ee... Bir de şimdi delta sıfırdan küçük yapalım. Kökler karmaşık sayı gelsin. X kare eksi 2x Artı 2 dedik mi? Artı 3 mü diyelim? Artı 2 diyelim. Eşittir 0 gibi bir denklem yazdığımızda delta 0'dan küçük olan bir şey gelecek. Şöyle yapalım. Bunu tam kare yapmak için x kare eksi 2x her taraftan 1 çıkartırsa değil mi? Her taraftan 1 çıkartırsam eksi 1 eksi 1 şöyle oluyor. Artı 1 eşittir eksi 1 oluyor. Hayda bak ne oldu? x eksi 1'in karesi eşittir eksi 1 oldu bir şeyin karesi eksi bir olmaz diyoruz şeyde. Ne o? E, reel sayılarda çalışıyorsak, kümemiz reel sayılarsa. işte delta sıfırdan küçük o zaman işte kök yok falan ya da daha güzeli bir şeyin karesi eksi çıkıyorsa karmaşık sayı vardır orada deyip olayı oradan çözebiliriz. Her taraftan karekök alırsanız e, x eksi bir mutlak değeri eşittir. Karekök eksi bir olur. Biz karekök eksi bire ne diyorduk kendi aramızda? ne diyorduk ona bir şey vardı. Matematikçiler kendi arasında şuna i diyorlar değil mi? i. İmajinal, hayali sayı. x eksi 1'in mutlak değeri i ise x eksi ya gerçekten i'dir. Bir. İkincisi de x eksi bir eksi i olabilir. Eksi i'nin karesi de. Değil mi? Ee, e ondan sonra x ya bir artı i ya da x bir eksi i. Bakın dikkat edin bunlar da e, birbirinin eşleniği çıktı. İşte bir artı iyi bir eksi iyi. Bunlar ne oldu? Birbirinin eşleniği çıktı. Bu da hep böyle olmak zorunda oluyor işte. Kat sayılarımız reel sayıysa e, bunlar hep birbirinin eşleniği oluyor. Şimdi neden böyle oluyor? Hep tam kareye tamamlıyoruz ya mesela. Burada işte bunun bilimsel harfli ifadelerle ispatını yapmak isterseniz. Diyoruz ki ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminden yürüyorsam hemen aklıma gelen ilk hareket diyorum ki bir defa bu baştaki a benim sinirlerime dokundu her tarafı a'ya bölsem. Böyle tek tek bölmüş oluyorum değil mi? Artı olunca tek de. O zaman bu ne oldu? X kare artı. Ve... Ama şey bölersem kafamız karışır mı? Bence karışmaz da sonradan mı yerleştirelim? Ya da buradan tam kareyi tamamlayacağım da işte onu neyse direkt tek de alayım isterseniz. Şöyle yapsam ax kare ee, ne olur bu? Her tarafı a'ya bölmemiz gerekir mi? B böl ya bölelim hadi ya. İğrençliklerle uğraşamayacağım değil mi? Ee, x kare artı b bölü a x artı c bölü a eşittir 0 olacak. Bunu tam kare yapmak için, bakın şimdi tam kare yapmayı az önce ön sezilerimle yakaladım da burada işte eksi 4 var. Ee, şimdi formül ne? A artı b'nin karesi nedir? A artı b demeyeyim harfler karışmasın. Hmm, ne diyelim harf olarak? Harf bulmak en zorlandığım konulardan bir tanesi. Ee, M artı neyin karesi. Allah'ım küçülttüm. M artı neyin parantez karesi. Ne oluyor? Bir şeyler karışıyor mu? M kare artı 2 mn N artı ne kare oluyor ya. Bu mantıktan yürüyeceğiz. Bunun da ispatını yapalım istiyorsanız. M artı N ile M artı neyi karşılıklı çarpıp dağıtırsanız bu çıkar zaten. Bu ispatı en kolay şeylerden bir tanesi. Şimdi çarpımların iki katı var ya şurada ortada. O yüzden mesela dört olunca dördü ikiye bölüyorum. Ben mesela diyorum ki dördü ikiye bölersem o zaman ha, ikinci adam ikiymiş. Hani çarpımların iki katı zaten x var filan gibi. İki olunca ikiye bölüp ikinci adam birmiş filan gibi düşünüyorum onu. O zaman buradan e, ikinci adam ne olacak? B bölü A ikiye bölerseniz. B bölü A'nın parantez karesi. Ama bunu açarsanız ne olur? X artı şu yan tarafta yapacağım. B bölü 2A'nın parantez karesini açarsak fazlalık eleman gelecek ya. Şurada da geliyor ama onu ayarlaması kolaydı. Ee, X kare artı işte birinci ile ikinci çarpımının iki katından B bölü A 2A 2'ler gidecek işte. B bölü A X tamam burası okey. Artı ama ikincinin karesi gelecek. B kare bölü 4A kare gelecek. Şimdi burası fazlalık. O zaman o fazlalığı ne yapmalıyım? Eksi B kare bölü 4A diye yazacağım. Bak 4A'lar filan değil mi? Tanıdık geliyor, değil mi? 4A kare. Artı C bölü A eşittir 0 oldu. Hemen X artı B bölü 2A karesi eşittir. Bunları karşıya atarsam. B kare bölü 4A kare eksi C bölü A oluyor. Şimdi bak burada yaptığımızın aynısını yaptık. Tam kare yaptık. Karşıdakileri karşı tarafa gönderdik. Kare eşittir bir şey dedik. O, ondan sonra kare kökünü alıp mutlak değer yaptık. O zaman aynı yolu takip edeceğiz. E, lakin ki burada harfli ifade olduğu için biraz iğrenç gözükebiliyor. Bir de şey e, payda eşitlememiz gerekiyor. Bunu 4 a ile mi genişletmemiz gerekiyor? 4 a kare olması için. E, ne oldu? x artı b bölü 2 a eşit karesi eşittir. b kare eksi 4 ac bak ne oldu? 4 A kare oldu. Şimdi tabii her tarafın kare kökünü falan alacağız buradan filan ya. Ee, buradan işte dikkat edin. Burada diyor ki bak önce şu maddelerden bahsedeyim. Şuralar nasıl oluşuyor? İşte e, B kare eksi dört A bölü işte ne oldu orası? 4 A kare e, eşittir X artı bilmem neyin karesi. Yani şimdi Bu bir şeyin karesi e, pozitif olursa Bakın buradaki örneğimizde yaptığımız gibi bir şeyin karesi pozitif olursa şuradaki gibi bak şuradaki gibi x eksi 2'nin karesi eşittir 1 dedik ya şurada. Böyle olursa o zaman bir artılı bir eksili çıkacak iki tane farklı işte buradan direkt tak 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 e, kökü olacak. reel kökü olacak. Şimdi zaten 4 a kare pozitif değil mi zaten bu? Bu zaten pozitif. Reel katsayılar olduğunu filan işte o tarz onlara da girmedim aslında onlara da girmem gerek de. 4 kare pozitif zaten. O zaman şu adama demiş ki bu adam bunu uzun uzun yazmayalım da buna bir isim verin. Alfabeden bir tane harf seçmişler. Delta'yı seçmişler. Tabi İngilizce'den değil. İngilizce'den diyorum. Latin, e, Latin alfabesi. Şey, Yunan alfabesinden işte bir harf seçiyor. Delta. <laughs> Burası delta diyorlar buna. Ve bu pozitifse bir şeyin karesi pozitif olacak. Bu negatifse işte bir şeyin karesi negatif olduğu için şuradaki iyiliği yaptığımız gibi işte bu negatif oluyor. Bu sıfır olursa da aslında onu da yapmadık. Onu da şuraya yaparız mesela. Hemen söyleyeyim. X kare eksi 4X artı 4 eşittir sıfır olsa X eksi 2'nin karesi sıfır olacaktır. O zaman bir şeyin karesi sıfırsa X eksi 2 ya mutlak değeri sıfırsa o zaman buradan tek kök çıkar. X eşittir 2. Ama bu da çift katlı kök olacak. Hani X eşittir 2, X eşittir 2 gibi tam x eksi 2 çarpı x 2 gibi olduğu için. Yani bu mantıktan bütün olay buradan kopuyor işte. Buradan her taraftan karekök alınca x artı b bölü 2a'nın mutlak değeri eşittir. Karşı tarafın karekökünü alırsanız. Kök içinde. Delta diyeyim mi artık onu? Bölü. Buradan 2a oldu. Değil mi? Buradan diyeceğiz ki x ya. x artı b bölü 2a ya delta bölü kök delta bölü 2A'dır. Ya da x artı b bölü 2A eksi kök delta bölü 2A'dır. Tamam. Buradan birbirinin neyi olunlar Bakın dikkat edin. Karşıya atın. Ee, burada da 2A da ortak zaten. X eşittir. X1 eşittir. Ne oldu? Ee, kök delta bölü 2A vardı. Bir de B eksi B olarak geçti. Eksi B artı kök delta bölü 2A x2 eşittir. Eksi b olarak geçti. Eksi delta var. Eksi b eksi kök delta bölü 2a oldu. Bütün her şey buradan eşlenik çıkmaları bakın. Eğer a ile b reel sayıysa şey, kök delta imajinal sayı olur. Eşlenik çıkarlar. İşte e, iki kare farkı çıkar. Eğer bunlar rasyonel sayıysa gibi bütün yorumları buradan yapıyorlar. Bu olayın ispatı bu. Yani o yüzden işte tam kare yaparak çözdüm ben alternatif bir çözüm yaptım diyorsanız Zaten formülünün geldiği yerdir. Yani i̇spatlar neden önemlidir? Çünkü ispatlar... Biz üniversitede çok ispat yapıyorduk. Keşke o zamanları daha iyi değerlendirebilseydik. Yani üniversitede yaptığımız ispatlar... E, bize yol gösteriyor. Yani bunu nasıl düşünmüş adam? Bu neden böyle bir şey yapmış? Bunun mantığı nedir? Bunu kavratır ispatlar. Ve sana düşünme yöntemi geliştir. Alternatif yolu pek çok soruyu çözerken ispatlardan yararlanarak çözebilirsin. Çünkü olayın sen kemiklerine kadar inmişsin, DNA'sına inmişsin olayın. DNA'sına indiysen tamam artık o olayı çözersin ya. Yani. Uzun yoldan çözersin belki. Pratik yolları vardır filan. Ama mutlaka o işi çözersin ve önün açılır. Diğer türlü ezberle ezberle olan ne mantıksız işmiş bu matematiği kim bulmuş filan. Bu arada sıfırı Hintliler buluyor arkadaşlar. Bir iddiaya göre taşı kaldırıyorlar. Altında böyle yuvarlak bir çukur oluyor ya. Oradan dolayı diyorlar ki işte bu yokluk kaldı burada filan gibi sıfırı sembol olarak kullanıyorlar. Bir iddiaya göre de rakam olarak sıfır olarak gösterilmesinin sebebi diyorlar ki işte bir, bir tane açı var. iki de şöyle tabii ikinin şöyle olarak düşünün. iki tane açı var. İşte sıfır da yuvarlak oluyor. Hiç açı yok. Gibi iddialar var. Buraya nereden geldik? Neyse ama bunu Hintlilerden alıp e, algoritmayı, algoritma ismi kelimesini zaten Arapçadan gibi el işte e, filan neyse o e, bulan Harezmi'dir. Harezmi de bunları kullanmıştır deyip burada noktalayabiliriz değil mi?